Türk insanının fazla tuz tüketiminin önüne geçmek için ambalajlı gıdalarda yeni önlemler yolda. Peynir, zeytin, turşu gibi tuzun yoğun olduğu tam 18 üründe tuz oranı azaltılacak. Tuzu da çok fazla tüketmemek gerekiyor sanırım. Çok beğendiğim halde tuzu fazla diye peyniri alamadım. Sağlık Bakanlığı Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu'yla protokol imzaladı. Kişi başı tuz tüketiminin azaltılması için düğmeye basıldı. Daha uygulama başlamadan çoğu kişiyi memnun etti o karar. Peynirler, zeytinler, turşular hepsi de çok tuzlu ürünler aslında ama Sağlık Bakanlığı yeni protokol imzaladı. Bu protokolle birlikte 2023 yılına kadar bu ürünlerdeki tuz oranı azaltılacak. Tuz oranını azaltma işlemi kademeli olarak gerçekleştirilecek. 2018'den 2023'e kadar ambalajlı ürünlerdeki tuz miktarları istenilen seviyeye düşürülecek. İnsanlara yararlanırsa çok güzel bir şey. Peynir, zeytin ve turşunun yanı sıra toplamda 18 ürünü kapsıyor düzenleme. Bu ürünler arasında baharat, hazır çorba, et ürünleriyle tuzlu, soslu kuru yemiş, bisküvi, kek, kraker gibi ürünlerde bulunuyor. Uzun süreli saklaması gereken ürünlerde tuz olmasa bozulma yapar. Fazla tuz tüketimi başta hipertansiyon ve kalp damar hastalıkları olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açıyor. Türkiye dünyada en aşırı tuz kullanan ülkelerden bir tanesi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre de günlük tuz tüketim miktarı günde 5 gramın altında olmalı. Ancak bu rakam Türkiye'de 9.9 gramı buluyor. Tuz oranlarına dikkat ediyor musunuz böyle paketli ürünlerde? Hayır. Etmiyorsunuz. Yok maalesef. Günlük 5 gramın altı bir tatlı kaşığı veya tepeleme bir çay kaşığına denk geliyor. Ancak bu oran yemeklere sonradan eklenen tuzla karıştırılmamalı. Gün içinde tüm besinlerden alınan toplam tuz miktarı 5 gramı aşmamalı.